Merhaba sevgili Gazete TV izleyenleri. Gün ortasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben sunucunuz Sude Şahin Göklü. Eski zamanlarda almak için sıralara girilirdi ama şimdi unutulmaya yüz tutuyor. Şalvar kültürü giderek yok oluyor. Özellikle Adana'da başlayıp diğer bölgelerde de sıkça giyilen şalvar kültürel değerini yitiriyor. Adana'da 33 yıldır şalvar diken esnaf Sezai Saraman bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Yani şalvar eskisi gibi giyilmiyor. Anladım. Satışı da yok. Alanlar da zevk için alıyor. Yani böyle bir mesela Almanya'dan gelmiş bir tane şalvar alıyor, bir tane yelek alıyor, bir tane de şapka alıyor, bir de beline poşe alıyor, bir de sivri burun ayakkabı yaptırıyor. Tamam. Meteorolojiden 7 ile sarı kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak için uyarıda bulundu. Öğle saatlerinden itibaren bu kentlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ankara'daki saldırı girişiminde kendisini patlatan teröristin PKK üyesi Özkan Şahin olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, pazar günü bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren ikinci terör örgütü üyesinin adını açıkladı. Yapılan araştırmalarda DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin PKK üyesi Kanivar Erdal Kodatlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK üyesi Özkan Şahin olduğu belirlendi. Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadesine yer verildi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu İngiliz kulüplerine karşı İngiltere'de ilk galibiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeş bir inşaatın temelindeki suda ölü bulundu. Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesetlerin önceki gün kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağ'ın kardeşlere ait olduğu anlaşıldı. Çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen illere yeni bir sanayi alanının kurulacağını açıkladı. Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da toplam 2826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağını açıkladı. Kacır, kurulacak yeni sanayi alanları sadece bölgenin değil, tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak, dedi. Gün ortasında Borsa İstanbul 100 endeksi 8942 bandında seyrediyor. Euro 28,82 Türk lirasından değer görürken Amerikan doları 27,56 Türk lirasından değer görüyor. Günün öne çıkan manşetleriyle karşınızda olduk. Bir sonraki gün ortası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.